Değerli kardeşlerim, Tekvir Suresi son saatin uyarıcı sesi. Hani gonglar olur, sirenler olur, uyarma sesleri olur veya bazı felaketler yaklaşırken siren çalar ya, işte Kur'an'ın çaldığı sirenlerden bir tanesidir bu. Dikkat et. Ölüm var. Ölümü hiç aklından çıkarma. İnsanoğlunu kim tutar? Kim tuttuğunu biliyoruz. Kim tutarsa insanoğlunu kan tutuyor, intikam tutuyor, zulüm tutuyor, şeytan tutuyor şeytan oluyor. Ama bütün bunlar tutmaması için insan olduğunu kim tutar? Bana sorarsanız insan olduğunu en güzel tutacak olan şey ölümünü aklından çıkarmaması. Ölüm benim için öyle. Sizin için nasıl bilmiyorum. en gerçek kelime en gerçek kavram en yalın kavram ölüm deyince hiç kimseye hiçbir şeyi izah etmeseniz de olur zira o kadar sert o kadar net o kadar tok bir kavram ki ölüm diyor ve susuyorsunuz artık konuşuyor o konuşuyor Ölüm ve doğum. Doğum ve ölüm. Doğuyorsunuz, ölüyorsunuz. İki parantez. İki parantezin arasında bütün bir yapıp ettikleriniz, bütün bir ameliniz, bütün bir eyleminiz iki parantezin arasında. Hesap gününe inanan insansanız eğer, bu iki parantezin arasını hesabı verilebilir bir şekilde yaşayayım endişeniz var. Ama yine hesap gününe inanan insansanız bu iki parantezden biri kalkıp ne yapmıyor? Zira ikinci parantezden sonra hesap gününe inanan insan için dahi defter açık değil. Artık seçiminizin hiçbir kıymeti yok. Çünkü seçim yok. Bitti. Seçim bu iki parantezin arasında. Seçtikleriniz sizsiniz. Seçtikleriniz kaderiniz. Kaderinizi seçiyorsunuz. Seçtikleriniz akıbetiniz. Seçtikleriniz ahiretiniz. Ahiretinizi seçiyorsunuz. Akıbetimizi seçiyoruz. Kaderimizi seçiyoruz. İki parantez. Doğum ve ölüm. Bu parantezi aşmak mümkün mü? gerçekten fişek gibi kurşun gibi zıpkın gibi bir kelime geliyor ve hayatınızın ortasına oturuyor. Hayattayken dahi siz ölümünüzü yanınızda taşıyorsunuz. Aslında doğduğunuzda ölüyorsunuz. Her geçen vakit ölen vakittir. Her yaşadığınız an ölen andır. Her aldığınız nefes ölmüş bir nefestir. Bitti. Geriye getirmek mümkün değil. Bir anı geriye çalıştırmak mümkün değil. O filmlerde oluyor. Ama gerçek hayatta yok. O gitti. Onun için onu getirmek için uğraştığınız o anlar da gitti. Dolayısıyla bir sonraki ana bak. O anın size tek kalıcı şeyi var. O da nedir? İbret, örnek veya ibret. Ya numuneyi imtisal olur, ya ibreti alem olur. Başka üçüncü bir şey yok. Dolayısıyla bu ölümün parantezinden doğum ve ölüm parantezinden çıkmanın yolu ne? Bana sorarsanız benim inandığım o. Bu iki parantezden çıkmanın yolu hesap gününe inanmak. Yani ahirete inanmak. Ama bu iki parantezden çıkmanın Kur'an ilke ayetinde, bir ilke ayetinde Kef Suresi 46. ayet harika bir tanımını yapmış. Baki Allah'ın ismidir. Ama bakınız. Ne geriye kalacak diye sorduğunuzda geriye ne kalacak? Vel bakiatus salihat. Geriye kalacak olan iyiliklerdir. İyi işlerdir. Geriye kalacak olan bu. Dolayısıyla ne geriye kalacak dediğinizde cevabınızı eğer inanıyorsanız kitabı kerimden alıyorsunuz. Geriye kalacak olan bu. Tekfir suresi böyle bir kainatın ölümlülüğünden giriş yaparak aslında bize ölümü mü anlatıyor? Ters köşe olacağız ama. Hayır. Çok ilginç. Konu, light motif, dip akıntısı, ana fikir bu değil. Hemen arkasından gelen, diri diri gömülen o çocuğa sorulduğunda hangi suçundan dolayı öldürür? Böyle bir konuya neden yıldızların dürülmesinden, göklerin parçalanmasından, denizlerin yok olmasından, ayın güneşin sönmesinden bahsederek girer Kur'an. Neden kozmik kıyametten bahsederek girer Kur'an? Neden insanın insanı öldürmesi? Daha özelde bir insanın kendi çocuğunu öldürmesi. Yani öldürme eylemi. Öldürme eylemi ölmekten bambaşka bir şey. Bambaşka. Ölmek doğmuş olan her şeyin kaderi. Ama öldürme ise Allah'ın verdiği hayat nimetine karşı işlenmiş bir cinayet. Sadece Öldürdüğünüz kişiye karşı işlenmiş bir cinayet değil, Allah'a karşı elhayi olan Allah'a karşı işlenmiş bir cinayet. Ölümün, öldürmenin ne kadar ağır olduğunu ifade etmek için Kur'an kainatın ölümünden söz ederek giriyor. Ve burada sorarım size konu ölüm müdür? Değildir. Konu hayattır hayatın değeridir. Hayatın kutsallığıdır. Hayatın dokunulmazlığıdır. Konu odur. Hayatın dokunulmazlığını o kadar, o kadar hücrelerinize işlemek istiyor ki Kur'an. Yani sen bir cana dokundunsa göklere dokundun, yere dokundun, kainata dokundun. Sen insanı öldürmedin evreni öldürdü konu bu